Le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, quand on a vu les choses telles qu'elles sont, que cette vie qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire par sur le plan pratique. Ça veut dire que vivre contre l'évidence, que chaque moment devient une sorte d'héroïsme. Je crois qu'on est qui pour faire du mal, n'est-ce pas, dans le sens, enfin, supérieur du mot quand même, pour troubler. Enfin, parce que moi-même, tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu pour être troublé. Un écrivain qui ne me martyrise pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. Kimilerine göre döneminin en çılgın düşünürlerinden biriydi. 20. yüzyılın Nietzsche'siydi. Ama ondan daha kasvetli ve daha iyi bir mizah anlayışına sahipti. Pek çoğuysa onun özellikle gençliğinde tehlikeli bir adam olduğunu düşünüyordu. Yine de başkalarına göre kimseyi zararı dokunmayan, sadece sorumsuz bir genç adamdı. Mistisizm üzerine yazdığı kitabı matbaaya gittiğinde, dini bütün, iyi bir adam olan dizgici, kitabın içeriğinin dini açıdan ne kadar küfürlü olduğunu farkına varınca kitaba dokunmayı reddetti. Fakat yayıncı bu meseleyi çözdü. Sonunda yazar dine küfreden bu kitabı kendi çabalarıyla yayımlamak zorunda kaldı. Sahiden, o adam da kimdi? ...8 Nisan 1911 Romanya doğumlu Fransız filozof Emil Cioran, çarpıcı ve sarsıcı güzellikte 20'den fazla kitabın yazarıdır. En köklü Fransız geleneğine bağlı bir denemecidir. Ana dili Fransızca olmamasına rağmen çoğu kişi onu bu dilde yazan en iyi yazarlardan biri olarak düşünür. Yazı üslubu kaprisli, sistemsiz ve parçalıdır. Aforizmanın büyük ustalarından biri olarak bilinir. Yine de parça onun için yazı üslubundan fazlasıdır. Parçalamayı bir kabiliyet, bir yaşam biçimi olarak görmüş, kendisini parça adamı olarak adlandırmıştır. Cioran sık sık kendisiyle çelişse de bu onun endişelerinin en önemsizidir. Kendisiyle çelişme bir zayıflık bile değildir. Aksine zihnin diri olduğunun belirtisidir. Yazmak ona göre ne tutarlı olmakla ne de ikna etmek veya okuyucuları hoş tutmakla ilgilidir. Hatta edebiyatla dahi ilgisi yoktur. Yazmanın Cioran açısından tıpkı birkaç yüzyıl öncesinde Montaigne'de olduğu gibi kendine özgü edimsel bir işlevi vardır. Birkaç metin yığını üretmek için değil, kafanıza göre hareket etmek için yazarsınız. Kişisel bir felaketten sonra kendinizi toparlamak ya da kendinizi kötü bir depresyondan çıkarmak, ölümcül bir hastalık sonucu kaybettiğiniz yakın bir dostunuzun yasını tutmak için yazarsınız. Delirmemek ya da kendinizi veya diğerlerini öldürmemek için yazarsınız. Cioran, İspanyol filozof Fernando Savater'le sohbetinin bir yerinde şöyle diyor. Yazmasaydım bir suikastçı olabilirdim. Yazmak hayat memat meselesidir. İnsan varoluşu özünde sonsuz bir çaresizlik ve umutsuzluktur. Yazmak ise şeyleri daha katlanılır kılar. Kitap diyor Cioran, ertelenmiş bir intihardır. Cioran ölüm düşüncesini defalarca yazdı. İlk kitabı Umutsuzluğun Doruklarındayı henüz 23 yaşındayken sadece birkaç haftada korkunç bir uykusuzlukla cebelleşirken yazmıştır. Kah Rumence'nin, kah Fransızca'nın en iyi yapıtlarından olmayı sürdüren kitap, Cioran'ın yaşamında yazmakla uykusuzluk arasındaki güçlü ve samimi bağın başlangıcını işaret eder. Uykusuz gecelerimin sebep olduğu içsel sıkıntının orta yeri dışında yazabildiğim bir an olmamıştır. 7 yıl boyunca zar zor uyudum. Bu iç sıkıntısına ihtiyaç duyuyorum. Hatta bugün bile yazmaya başlamadan önce bir Macar Çigan müziği takarım.
Ciaran önce kendi topraklarında Romanyalı arkadaşları arasında başarısızlıkla karşılaştı. Uzun zamandır Avustralya Macaristan İmparatorluğu'nun parçası olan, çok geçmeden 1918'de Romanya Krallığı'nın bir parçası olan merkezde, Transilvanya'da doğup büyüdü. Bugün bile Transilvanyalılar sıkı bir çalışma etiği ve ciddiyet sergiler. Disiplin ve öz denetimi en üstünde tutarlar. Fakat Ciaran, ülkenin güneyinin başkenti Bükreş'te koleje gittiğinde tamamen yeni bir kültürel evrene adım atmış oldu. Burada kazanma becerileri farklıydı. Hiçbir şey yapmama sanatı, sofistiklere özgü entelektüel sağlamlık, ertelemeyi meslek, yaşamı heba etmeyi zanaat edinme hakimdi burada. Bir felsefe bölümü öğrencisi olarak Ciaran, Bükreş'teki en iyi sanatçılardan kimileriyle temasa geçti. Bazılarının sergilediği entelektüel parlaklık ile çarpıcı bir kişisel başarısızlık hissinin karışımı, onun koşulsuz, sürekli hayranlığını kazandı. Bükreş'te pek çok insanla tanıştım. Birçok ilginç insanla. Özellikle de kafede ortaya çıkan, durmadan konuşup hiçbir şey yapmayan kaybedenlerle. Şunu söylemeliyim ki bunlar bana kalırsa en ilginç insanlardı. Yaşamları boyunca hiçbir şey yapmayan ama başka türlü parlak olan insanlar. Kendisiyle sürekli çelişki halinde olan Ciaran, tüm bunlara rağmen bu çelişkiler sayesinde bugün yaşamaya devam etmekte. Bunun yanında başarısızlıkla olan kendi halinde bir barışıklığı, onun kendi klasmanındaki herkesten ayrı bir noktada olmasını sağlıyordu. Çünkü o, hiçbir zaman başarı denilen insan yaratımı şeyin peşinden koşmadı. Bilakis bunun hep karşısında olan başarısızlık kavramını sevdi. Başarısız insanları, başarmayı umursamayan hayatları sevdi. Çünkü bu iki kavram arasında Ciaran'a göre değişen ironik bir durum vardı. Elde ettiği başarı ne olursa olsun Ciaran onu ömrünün başarısızlık tasarısı olarak değerlendirdi. Başarıdaki başarısızlığı ve başarısızlıktaki başarıyı okuma alışkanlığını geliştirdi. Yaptığı en başarılı şeyler ne dünyanın her yerinde göklere çıkarılıp tercüme edilen kitapları ne de insanlar arasında etkisi büyüyen felsefi üslubuydu. Hatta Fransız dilinin ustası olarak elde ettiği konumu bile değildi. Yaşamımın büyük başarısı diyordu. İşsiz kalmayı başarabilmiş olmamdır. Günün sonunda yaşamımı iyi yaşamış oldum. Bir başarısızlık gibi davrandım. Ama aslında öyle değildi. Solidarité ici, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie. L'impression d'être coincé ici, bas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide toujours liée à l'idée de liberté. Alors, j'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'être qui est compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, ça, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, c'est pas, qui s'est frotté au grand problème. C'est pas. Une concierge inquiète. Elle est plus intéressante qu'un philosophe, ça lui fait de lui-même, n'est-ce pas, infatué. N'est-ce pas. C'est vraiment. J'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que j'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels.
Et parce que j'aime parler avec des inconnus. J'aime assez le peuple, si vous voulez. J'étais même profondément touché par des gens qui n'avaient jamais lu un livre.